size ilginç bir hikaye anlatmaya çalışacağım. Başımdan geçen, yıllardır etkisinden kurtulamadığım, yaşanmış bir hikaye. Kocamı çok seviyorum. 4 yıl evvel çalışmak üzere geldiğim bu şehirde, Regensburg'da, Almanya'nın bu şirin, şipşirin beldesinde tanıştım kendisiyle. Ben de karımı çok seviyorum. Tanışmamızdan kısa bir zaman sonra evlendik. Mutluyduk ikimiz de. Acı gurbette sevgi dolu, saygı dolu, güzel bir dünya kurmuştuk kendimize. Bir tek eksiğimiz vardı. İkimizin özünü, ikimizin sevgisini, ikimizin meyvesini geliştirecek bir eksiğimiz. Bir çocuğumuz olsun istiyorduk. Çocuğumuz olursa eksik olan mutluluğumuz tamamlanacaktı. İnanmıştık buna. Bu müjdeyi de bir gün en yakın arkadaşımız, aile dostumuz, doktorumuz Ferit verdi bize. İstedikleri olmuştu. 2 aylık hamileydi Selma. Tanrı onlara mutlulukların en güzel müjdesini vermişti. Selma anne, Turan da baba olacaktı. O kadar mutluyum ki. Dünyada benden daha şanslı, benden daha mutlu bir erkek olabileceğini sanmıyorum. İnanayım mı? Bebeğimiz olana kadar inan. Ama sonra eskisi kadar sevilmeyen, kıskanan bir erkek olacağım. Delisin sen. Sen benim hiç büyümeyen bebeğim olacaksın. Sevinçleri yarım kaldı. Kötü bir kader, kötü bir yazgıydı yaşadıkları olay. Doğumdan evvel son bir kez annemle babamı görmek üzere İstanbul'a gitmiştik. Almanya'ya dönüyorduk tekrar. Mutluyduk. Sevinçten uçuyorduk kocamla. İşte ne olduysa o an oldu. Sonrasını hatırlamıyoruz ikimiz de. Gözlerimizi hastanede açtık. Allah'ın inanılmaz mucizesi, ikimiz de en ufak bir yara almadan kurtulmuştuk. Yaşıyorduk. Kurtulamayan umutlarımız, sevinçlerimiz, gelecek günlerimizdi. Üzücü ama gerçek. Bundan böyle çocuğu olmayacak Selma'nın. Ameliyatı bir hayli ağır geçti. Kocalık görevin daha da güçleşecek bundan sonra. Selma'nın bunalımlarına ve krizlerine hazırlıklı olmalısın. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum.
aferin bir tane. Yemeğini yerken üstünü hiç kirletmemişsin. Cici kızlar üstlerini hiç kirletmezler ki zaten. Canan, oldu mu ya? Aşk olsun sana Canan, aşk olsun sana yavrucuğum. Ben sana ne öğrettim bir tanem? Çişin gelince anneye haber vermeyecek miydin? Yine altını ıslatmışsın, aşk olsun sana. Buyurun. Ben Turan yavrum. Nasılsın güzelim? Vallahi iyi değilim. Bu çocuklar beni çok üzüyorlar Turan. Canan yine altını kirletmiş. Ben de insanım. Bu kadar yorgunluğa dayanamam herhalde. Elbet dayanamazsın güzelim. Ben sana kendini fazla yorma demiyor muyum? Oh ya! Seni babaya şikayet ettim işte. Döv babası. Bir daha altını kirletirse Canan'ı yap. Başka ne yapabilirim ki? Ben de onunla birlikte bu evcilik oyununu oynamaya devam ediyorum. Başka hiçbir çarem yok. Var arkadaşım. Sanırım sıra bu son çareyi denemeye geldi. Neymiş o son çare? Biraz sabırlı olursan öğrenirsin. Önce benim Selma ile uzun uzun konuşmam gerek. Yalan söylüyorsun. Bunların ikisi de benim. Onları 9 ay 10 gün karnımda taşıdım ben. Canan'ı da Filiz'i de. Lütfen. Etrafında düşe kalka dolaşan, yanaklarından babacığım diye öpüp sarılan bir çocuk. İstemez misin? Cevap ver. Gerçekten böyle bir çocuğun olsun. İstemez miydin?
sevdiğini söyle. Seni çok seviyorum, çok. Dur ulan at arabası! Ha. Dur da beynimin tasını attırma benim! Hayvan gibi yatarken canım cicimdi değil mi? Parayı vermeye gelince hadi yalla! Ama bak güzelim! Başlatma şimdi güzeline! Keleklik bizde ki önce burada sonra orada demedik! Yanlış anladın ama! İyi baksana sen! Bende yanlış anlayacak göz var mı? Bir kuruş için adamın anasını ağlatırım ben! Benim için varsa yoksa para! Para için anamı satmazsam yuf desinler bana! Kusura bakma sultanım, heyecandan unutmuşum! Cem'in koynumda hiçbir şey unutmadın maşallah! Dilim bile düzeldi! Şimdi bak canım! Hadi yürü be! Amma uzattın, yürü de ense tıraşını görelim! Dili bozuk sende, püh! Aferin kız! Bu işin kurdu oldun vallahi. Ustamız kim? Tarla başılı Zehra'nın çömeziyiz evelallah! Bana kalırsa aradığımız ana namzedini bulduk. Hem de elimle! Yüzüne bakılır, çirkin sayılmaz! Yalnız birazcık dili sürtüyor zavallının. Kekeme mi yoksa? Birazcık! Kabul edecek mi dersin? Vallahi yanlış tanımadımsa, bu kadın para için değil anasını... ...yedi göbek sülalesini satar. İşte kartı. Telefon et, buluşun. Derdini yüz yüze anlat kadına. Bu kadın... ...randevu evinde çalışıyor yanlış okumadımsa. Sana parayla çocuk doğuracak kadını... ...sarayda bulacak değildik herhalde. Değil mi? Buyurun, yedi benlinin evi. Evet, ben Zehra. Evet, kimi aradınız? Yıldız'ı mı? Bir dakika. Yıldız! Kız Yıldız! Buyur ablacığım, bir şey mi var? Telefondan seni istiyorlar. Ulan kimmiş be? Ay ne bileyim, kız bir müşterin galiba. İşimi bitireyim, geliyorum. Söyle beklesin her kimse. Affedersiniz beyefendi, Yıldız iş başında. Biraz bekler misiniz? Benim için bir sakıncası yok. Bekliyorum.
manyak. Bir senemi kiralıyor enayi. Bu bir sene içinde hayatıma başka erkek girmeyecekmiş. Karşılığında da 12 milyon veriyor. 12 milyon mu? Hmm. Dur acele etme, lafım bitmedi. Bir de bebek istiyor benden. Nasıl bebek yani? Herhalde yapma bebek değil. Basbayağı bir çocuk doğuracakmışım ona. Sen ne dedin peki? Ne diyeceğim? Hadi bakalım aslanım, tak sepeti koluna. Herkes kendi yoluna dedim. Hata etmişsin. Bana kalırsa kısmetini tepmişsin. Bizim gibiler için bulunmaz bir fırsat sana yapılan bu teklif. Anlatamadım galiba. Herif manyak be abla. Benimle bir gece yatacak, ben 9 ay 10 gün kuluçkaya yatacağım. Olacak şey değil. Bana kalırsa olacak şey. Alacağın parayla hayatını kurtarır, yeni bir yol çizersin kendine. Bizim gibileri bu bataklıktan kurtaracak başka bir enayi düşmez kolay kolay. Gelelim pazarlığımıza. 12 milyonu nasıl ödeyeceksiniz? 4 milyonu şimdi, 4 milyonu hamile kaldığınız zaman. Peki son 4 milyonu?
Kocanız uzun uzun anlattı durumunuzu bana. Gerçekten çok üzüldüm. Orası benim sorunum. Gerçi olayı kocam anlatmış ama anlaşmayı yapacak olan benim. Görevinizi biliyorsunuz herhalde. Evet. Ne yapacağımı bilerek geldim. Güzel. Siz ne yapacağınızı bilerek geldiniz. Ben de nereden geldiğinizi biliyorum. Lafı bu kadar uzatmaya gerek yok. Önce 4 milyonu rica edeceğim. Yanılmamışım. İsteyeceğinizi bilerek önceden hazırlamıştım. Buyurun. Tamam. Sonra? Bu gece misafirimizsiniz. Yarın sabah gün doğarken küçük bir geziye çıkıyorsunuz. Küçük bir gezi mi? Evet. Kocamla birlikte. Gerçek olmasa da küçük bir balayı hakkınızdır diye düşündüm. Oteliniz de ayrıldı. Çok naziksiniz. Görevinizin kocamla olan bölümünü anlatmama gerek yok herhalde. Merak etmeyin. O her zamanki işim. İnsanları parayla satın alacak kişilikteki yaratıklara özel bir davranışta bulunacak değilim. Küstahsınız da. Sanmıyorum. Sadece hak ettiğiniz cevabı verdim. Hak ettiğiniz cevabı. Anlaşıldı, anlaşıldı. Sanırım bir ay kadar kalmanız gerekecek otelde. Yani ikinci 4 milyonu almanız gereken hamilelik haberini verinceye kadar. Allah'ım. İnşallah yanlış bir şey yapmıyorum. Thank you.
söyledim. Verdiği sözden döner mi dersin? Döner mi acaba? Unutamamışım seni, yüreğimiz birbirine.
yarım kaldım ama sen çırpındın, ben çırpındım, yine bu aşk yarım kaldı. Gecenin sancıları.
Sizi telefondan istiyorlar beyefendi. Buyurun. Teşekkür ederim. Efendim. Ha, sen misin yavrum? Ben de seni arayacaktım zaten. Nasılsın? İyi misin? Seni çok özledim sevgilim. Ayrı geçen bu günlerimizde seni ne kadar çok sevdiğimi daha iyi anladım. Seni çok seviyorum. Ben de yavrum. Ben de seni çok özledim. Ferit'ten telefon bekliyorum. Birkaç güne kadar döneceğiz. Hiç merak etme. Birkaç güne kadar oradayız. Belki çarşamba, belki de yarın. Beni çok sevdiğini, defalarca beni çok sevdiğini söyle. Garip bir kuşku var içimde. Benim yaramaz kuşum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum seni. Seni çok seviyorum, çok. Seni çok seviyorum. Oldu mu? Tamam mı? Şimdi rahat ettin mi? Bu gece ayrılırsak bir daha hiç kavuşmayız. İkimiz de gururluyuz. Görüşsek de konuşmayız. Ömrün yarısı geçiyor. Böyle ayrılıklarla yarısı da geçecek. Sensiz dargınlıklarla. Bu gece ayrılırsak bir daha kavuşmayız. Bu gece ayrılırsak bir daha kavuşmayız. İkimizden gururluyuz. Görüşsek de konuşmayız. İkimizden gururluyuz. Görüşsek de konuşmayız. Ayrılmayız.
Duygularımda hiç yanılmadım Ferit. Anlayamadığım bir his, anlatamadığım bir bunalım var içimde. Geceleri uyuyamıyorum. Kötü rüyalarla sıçrıyorum uykularımda. Sanki... Evet, sanki. Sanki Turan aldatıyor beni. Sanki o kadınla aralarında ters bir ilişki var. Yine yanlış düşünüyorsun. Kadınım ben. Kadınlar aldanmaz. Neredeydin? Karınla rahat konuşman için yalnız bıraktım seni. Seni çok merak ettim ama. Neden? Bilmiyorum. Merak ettim işte. Yalvarırım, hiçbir şey sorma. Merak ettim. Çok merak ettim. Bir aylık baba namzedisin. Yapılan testlere göre kadın hamile. Thank you.
İstediğiniz oldu. İstediğimiz oldu ama zor durumdayım Ferit. İki kadının bir arada yaşaması imkansız. Üstelik 8 ay. Olacak şey değil. Ben bunun da çaresini buldum. Yıldız'a burada özel bir oda hazırladım. Doğum yapana kadar burada kalmasını istiyorum. Bensiz bir ayın nasıl geçtiğini anlatmayacak mısın bana? Seni seviyorum. Başka? Başka söyleyecek hiçbir şeyin yok mu? Seni çok seviyorum. O kadınla... bir ayını bölüştüğün o adi kadınla ilgili anlatacak hiçbir şeyin yok mu? Seni... Kurumuş bir dal gibi suyun eleği, güzel bir söz söyle de gönlümü eyleyi. Sorma sakın bana neden ben böyleyim, kaderime şansama talihe mi kime küseyim. Kurumuş bir dal gibi suyun eleği, güzel bir söz söyle de gönlümü eyleyim. Sorma sakın bana neden ben böyleyim, kaderime şansama talihe mi kime küseyim. Bana ne güneş doğmuş ne gün ağarmış, benim dünyam daha dünden kararmış. Gün ağarmış, benim dünyam daha dünden kararmış. Bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Dört yanım ıssız, dört yanım yalnız. Ne yapsam çaresizim, bilemiyorum. Kurtar Allah'ım beni, yalvarıyorum. Yaralı kuşlar misal çarpıyor kalbim. Ben o vefasız sevgililerden değilim. İster benim olsun, ister terk edip gitsin, onu yine ararım, ona yanarım, düşman değil. Bana ne güneş doğmuş, ne gün ağarmış, benim dünyam daha dünden kararmış. Bana ne güneş doğmuş, ne gün
Sağ ol hayatım. Sen ne yapacaksın bugün? Yerine getirmemiz gereken bir sözümüz vardı. Önce bankaya, sonra hastaneye gideceğim. Tertemiz bir hayat. İstemiyorum. Çocuk filan istemiyorum. Selma, kendine gel yavrum. Demek çok güzel günler geçirdin o fahişeyle. Saçmalıyorsun. Biraz evvel anlattı. Uzun uzun seni anlattı. Unutamayacağı güzel günler yaşamışsınız. Bak yavrum. Bırak kıskançlığı. İstemiyorum. Anlıyor musun? Çocuk istemiyorum ben. İstemiyorum! Anne duygusu nedir hiç tatmadım ben. Hiç sevgi, hiç şefkat, hiç ilgi görmedim. Almanya'ya yıllar evvel gelmiş annem. Beni İstanbul'a teyzeme bırakmış büyütmesi için. Anlayacağınız kötü kaderim çocukluğumda yazılmış alnıma. Bunları size neden anlatıyorum bilmem ki. Olsun, anladım. Sizi daha da yakından tanımak istiyorum.
Gerçekte annemi de suçlamamalıyım. Gurbet ellerde tek başına ne yapabilirdi garip bir kadın? Önce dürüst olmaya çalışmış ama toplumda, hangi toplumda olursa olsun, yalnız yaşayan tek bir kadını rahat bırakmıyorlar. Önüne gelen bir çelme atmış, önüne gelen düşürmüş zavallı anamı. Kötü olmuş, kötü yolun kadını olmuş. Sonra nasıl aklına gelmişsem beni aldırmış Almanya'ya. Neden sustunuz? Devam edin. Doktorunuz olarak benim için çok önemli bu anlattıklarınız. Sonrası ortada. Bu yoldaki her kadının sonu gibi annem de bir ayyaşın bıçağı altında can verdi. Benim de başka yolum yoktu artık. Annemin yarım bıraktığı yolda yürümeye devam etti. Beni unuttuğunu sandığım kaderim yıllar sonra ilk kez yüzüme güldü. Doğumdan hemen sonra ilk iş vatanıma dönmek olacak. Çok özlediğim, kanımda, duygularımda yaşattığım vatanıma dönmek. Bütün kötülükleri Almanya'da bırakıp temiz, tertemiz bir hayat yaşayacağım vatanımda. Yemin ettim. İstemiyorum. Yaşamasını istemiyorum. Eğer o çocuk dünyaya gelir, o çocuk yaşarsa ben yaşamam, haberin olsun. Ayrılırım senden. Yıkarım tüm mutluluğumuzu, yok olurum, kaybolurum, yıkılır tüm dünyamız. Böyle olmasını sen istedin. Ferit'le siz istediniz daha doğrusu. Konuşsana, sen istemedin mi? Evet, istedim. Ama şimdi istemiyorum. Aldır. Doktor Ferit'le konuş. O fahişedeki çocuğun hemen alınsın. Alınmazsa... Söyledim sana. Bu yuva yıkılır, haberin olsun. O çocuk alınmazsa bu yuva yıkılır. Size vereceğim habere sevineceğinizi sanıyorum. Turan'la Selma... Bu doğum olayından vazgeçtiler. Çocuk istemiyorlar. Çocuk istemiyorlar mı? Evet. Bu son 4 milyonunuz. Bu parayla bana anlattığınız tüm hayalleriniz gerçekleşebilir. Hayallerim gerçekleşebilir ama... Bu çocuk... Karnımdaki çocuk ne olacak? Küçük bir ameliyatla hallederiz. Kıyamam. Yazık olur. Bir cinayet olur bu. Başından da söylemiştim. Zenginliklerine, paralarına güvenip bir cinayet işletecekler bana. Belki çok kötü şeyler yaptım ama... Bir cana kıymayı düşünmedim hiç. Hiç düşünmedim. Dur ulan at arabası! Dur da beynimin tasını attırma benim. Hayvan gibi yatarken canım cücündü değil mi? Parayı vermeye gelince hadi yallah. Benim için varsa yoksa para. Para için anamı satmazsam yuf desinler bana. Ha prensibimdir, kusura bakma. Önce burada, sonra orada. Tamam. Söyle bakalım. Canın nerede yatmak istiyor benimle? Görevinizin kocamla olan bölümünü anlatmama gerek yok herhalde. Merak etmeyin. O her zamanki işim. İnsanları parayla satın alacak kişilikteki yaratıklara... özel bir davranışta bulunacak değilim. Gerçekte hangi kadın böyle bir hayatı özler? Veya bu batağa düşmüşse... hangi kadın kurtulmak istemez? Benim için de öyle oldu. Kurtulmak istedikçe battım. Hep battım. Sonra da batırmak sırası bana geldi. Karşıma çıkan her erkekten intikam aldım. Öldüresiye intikam aldım. Bu yoldaki her kadının sonu gibi... annem de bir ayyaşın bıçağı altında can verdi. Benim de başka yolum yoktu artık. Annemin yarım bıraktığı yolda yürümeye devam ettim.
Allah, Allah affetsin herkesi, tüm insanları. Allah'a sığınmak, Tanrı'nın evini bulmak, tövbekâr olmak istiyorum. Allah'ın evini buldum. Allah'a sığındım ve tövbekâr oldum.
Şimdi de vatanıma dönmek istiyorum. Ben de dönmemeni, yanımda kalmanı istiyorum. Eşim olmanı istiyorum. Eşin olmamı mı? Evet. Tanıdığım binlerce namuslu kadına değişmem seni. Benim için hepsinden üstünsün. Kalacaksın değil mi? Hadi gidelim. Eşim olmanı istiyorum. Eşim olmanı istiyorum.